Merhabalar, ismim Kemal İnce Toprak. Kayseri Kazancılar Çarşısı'nda Nista Sarraf başlığı altında hizmet vermekteyiz efendim. Geçtiğimiz haftalara nazaran hızla bir yükseliş durumu söz konusu. Tam kapanma süreciyle başlayan yükseliş trendi kendini korumaya devam ediyor. Altının iki parametresi var iniş ve çıkışlarda etkileyen. Birincisi dünya çapta çıkarılış maliyeti diye tabir ettiğimiz ons bazlı fiyat. Bir de dolar etkeni. Bu çıkarılışın maliyeti dolar olduğu için malum açıklanan enflasyon verileriyle birlikte rakamların yükselmesi ciddi manada hızlı oldu. Aşağı yukarı %15 gibi bir değer kazanma durumu söz konusu bir ay içerisinde. Ons 1900 seviyesine yaklaştı. Dolar 850'leri zorluyor. Çeyrek altın bazlı konuşmamız gerekirse 850 TL'den çeyrek altın şu anda serbest piyasada işlem görüyor. Yükseliş beklentimizi daha önce de söylemiştik zaten. Aynı pozisyon korumaya da devam ediyoruz. Malum düğün mevsimi de yaklaştı. Anadolu'da artık yaz ayları dediğimiz zaman aklımıza direkt olarak düğünler geliyor. Düğünlerin de başlamasıyla hareketlenmesiyle birlikte bir arz talep dengesi oluşuyor. Bu arz talep dengesi de fiyatın tekrardan yukarı yönlü gideceğinin bizim için bir belirteci. Doğal olarak vatandaşlarımıza tavsiyemiz geç kalmadan, hala geç kalınmış değil diyebiliriz yani %10'luk 15'lik artışlar daha önce de çok yaşandı, değerlendirilebilir. Dediğimiz gibi bir rekor fiyatımızı tazelemesini yeniden bekliyoruz altın için. Şimdi altının yükselişi şöyle bir bizim için dezavantajı var aslında. Sektör içerisinde olan kişiler de olsun, hem meslektaşlarımız hem vatandaşlarımız dışarıdan birisi olarak da bir hesabı yaparken ilk başta kaç küçük altına denk geliyor diye bir klişedir yani hepimiz için aslında. Hep bunu değerlendiririz. Şimdi bakıyoruz bu fiyatın yükselmesiyle beraber diğer emtialarda da aynı şekilde yükselişler görülüyor. Dediğimiz gibi yatırımcı için bir fırsat ama diğer taraftan karşılığında satın almak istediğimiz bir arabanın bedeli de aynı şekilde yükselebiliyor. Ya bu Türkiye geneli değerlendirdiğimiz zaman enflasyon dediğimiz şey bugün evimize aldığımız ekmekten bunun ham maddesi una kadar hatta oradaki tarlada çalışan personelin günlük yevmiyesine kadar etkileyen bir durum. O yüzden aslında çok olumlu değil ama yatırımcı zamanında altından yatırımını yaptıysa kazanacaktır. Bu sefer de buradan kazanılan paralar bizleri biraz daha psikolojik olarak rahat harcama psikolojisine sokuyor. Öyle bir avantajı olur. İnşallah hani alalım verelim ekonomiye can verelim durumu var ya. Şu an için yapmamız gereken bu. Yani sabit kalıp kabuğuna çekilmek çok mantıklı değil. O yüzden piyasamız hareketli. Çok şükür alım satım da devam ediyor. Sadece dezavantajı sektörel açıdan değerlendirdiğimiz gerekirse biraz nakit sıkıntısına sebebiyet veriyor. Çünkü bu tarz yükselişlerde toplu altınlar çok geliyor elimize. Onları da yarım günlük, bir günlük, 2-3 saatlik vadelerle çözmeye çalışıyoruz. Şu an için hani tek dezavantajı bu ama onun haricinde yatırımcı için yüz güldüren bir durum. Yani olaylara biraz daha bardağın dolu tarafından bakıp yüzümüzü güldüreceğiz. Başka türlü mutlu olma şansımız yok maalesef. Nakit ve para akış dengesinin sağlandığı sanal piyasa, sanal borsa piyasaları şu an biraz gündemde. İşte Bitcoin'dir, altcoin'lerdir, Ethereum vesaire. Orada ciddi yükselişler olmuştu. Altının bir krallığı var diyebiliriz yatırım üzerinde. Bu altının krallığının tahtını hafif sallıyor gibi hissetmiştik bunu. Bizler de hissetmiştik. Yalnız geçtiğimiz aylarda orada yaşanan %30-35 günlük düşüşlerden bahsediyorum. Oradaki güven metabolizmasını ciddi manada sarstı. Kolay para kazandığımız zaman kolay kaybediyoruz. O yüzden kolay para kazanma arzusunda olmayalım. Dediğimiz gibi eskilerin hep söylediği bir laf var. Altın gibi malın olsun derler. Altın gibi malımız olsun. Alalım, satalım. Devam edelim. Kazanmaya ve kazandırmaya devam edelim birlikte diyorum. Vatandaşlarıma söylemek istediğim şu an için bu kadar.